Arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz diyorum ve koltuğumuzun yapımına devam ediyoruz. Yine aynı şekilde lamiya ve 2,5 milimlik tığımızı kullanıyoruz. Kollarını yapacağız koltuğumuzun. Şimdi ona sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halkamızın içine 1 2 3 4 5 6 6 sık iğne yaptım. Hemen burada sihirli halkamı kapatıyorum. Buradan sonra 6 tane arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane arttırma yaptım. Burada 12 sık iğnemiz var. Şimdi buradan şu şekilde alayım. Şuradan itibaren ilmeklerin iç lobundan örüyoruz. Şu tek ilmeğimize batıyoruz. İşte kalan ilmeklerden toplam 12 sık iğne örüyoruz burada. On bir ve 12. Şu şekilde 12 tane iç loblardan ördük. Tekrar şu işaretleyicimi ben buradan alıyorum. Hemen buraya koyuyorum. Şimdi buradan sonra arkadaşlar düz bir şekilde öreceğiz. Normal sık iğne yapacağız. Herhangi bir eksiltme, artırma yapmayacağız. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toplam 9 sıra. Hiçbir şekilde eksiltme, artırma yapmadan 9 sıra düz öreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi 9 sıra ben burada düz bir şekilde ördüm. Şimdi burada elyaf koydum, biraz içine doldurdum. Buradan şu şekilde karşılıklı ilmekleri alarak şu şekilde bir buradan bir buradan alarak burayı kapatıyoruz. Bir buradan bir buradan alıyoruz. Bu şekilde burayı tamamen kapatıyoruz. Şu şekilde yaptık. Bitirdim. Sık iğneyle sabitliyorum. Tabi burada biraz uzun ip bırakıyorum dikmek için. Şimdi şunu da keseyim. Evet arkadaşlar, buradan sonra ise yine şöyle beyaz ipimi alacağım. Burada beyaz ipimle şu kısma, şu ve şu, şu iç ilmekten ördüğümüzün hemen yan tarafına, üst tarafına şu şekilde alıyorum. Şöyle çekiyorum. Hemen aynen şu dipten buradan şunu şöyle araya alıyorum ben. Şekilde tekrar bunu çekiyorum. O arada çünkü kalacak ipimiz sıkışacak. Böylece sıkıntı yaşamayacağız. Sökülme falan olmaz. Şu ilmeklerden alıyorum. Şöyle çekiyorum. Şu ilmeklerden alıyorum. Şöyle çekiyorum.
Hemen bir sonrakini aynı şekilde şu ilmekten alıyorum. Elyafları almamaya çalışıyorum tabi. Çünkü çirkin bir görüntü oluyor. Elyaflar takıldığı zaman, dışına çıktığı zaman. Şu şekilde. Şöyle bir sonrakini de alıyorum. Sonra şununla şu ilk başlangıcımızı da alıyoruz. Ben burada şu şekilde ipimi kesiyorum arkadaşlar biraz. Önce şunu keseceğim. Daha sonra iğneme geçirdim. Daha iyi bir görüntü olmasını istediğim için şu şekilde şu ilmek içinden geçiriyorum. Şu şekilde çekiyorum. Sonra tekrar bu ilmek içinden şu şekilde. Yani önce buradan batıyoruz, sonra buradan batıyoruz, çıkıyoruz. Daha sonra ben bunu burada yürütüyorum. Şöyle de içinden de geçiriyorum. Ve buradan koparabiliyorum. Burada ilmeğimi, ipimi kesiyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar kollarını yapacağız. Kollarının dikimini de ben şu şekilde size göstereceğim nasıl dikeceğimi. Şimdi ayaklarımızı yapalım. Evet arkadaşlar, ayaklarımız için beyaz ipimizi alıyoruz. Beyaz ipimizle yine sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamızın içine 1 2 3 4 5 6 6 sık iğne yaptık. Buradan sihirli halkamızı şu şekilde kapatıyoruz. Ve buradan devam ediyorum. Hemen ilk ilmekten itibaren arttırma yapıyorum. Bir arttırma. İki arttırma. 3 arttırma. Yani aynı ilmeğin içine 2 kere batıyoruz. 4 arttırma. 5 arttırma. Ve 6 arttırma yapıyorum. Şimdi burada 12 sık iğnemiz var. İşaretleyicimizi böyle aldım. Hemen şu içte kalan ilmeklerden şu şekilde şurada 1 2 normalde şöyle şuradan batıyoruz. Bunu da şu iç kısımdan içte kalan ilmeğe batıyoruz. Bu şekilde 12 tane ilmek içine örüyoruz. On, 11 ve 12. 12 tane ördüm. Şimdi burada şu işaretleyicimi yine alıyorum. Hemen bu tarafa geçiriyorum. Burada yine normal sık iğne yapacağız. Herhangi bir eksiltme, artırma yapmadan. Buradan sonra toplam 3 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 3 sıra düz ördüm. Şimdi burada yine koltuğun kol kısımlarında yaptığımız gibi şuradaki şöyle ilmek kısmını şu şekilde alıyoruz. Yeşil ipimizle geçiriyorum. Ve hemen şu bir sonrakinden şu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bunu bu tarafa geçiriyorum. Çünkü bu arada yürüyor arkadaşlar ki hani sağlam olsun. Şu şekilde hemen sırayla şu şekilde
Sırayla şuradan bunalıyorum. Hemen bir sonraki. Hemen bir sonraki. Bu içloktan ördüğümüzün hemen bir üst kısmı. Yani ilmeklerin içine batıyoruz şu şekilde. Bu şekilde ilmeklerin içine batarak yine buraya geldik. Yine bir öncekinde yaptığım gibi hemen yine göstermiş olayım hem pekiştirme amaçlı. Burada geçiriyorum. Şimdi burada şu şekilde arkadaşlar. Şu lobunu alıyorum şu şekilde. Şu ilmeği, şu sık iğneme batıyorum ilk başta gene. Çekiyorum. Daha sonra bu taraftakine batıyorum. Çekiyorum. Şu şekilde daha hoş bir görüntü oluşuyor. Daha sonra bunu yürütüyorum şu şekilde. Daha sonra zaten şu şekilde içine alıyorum. Buradan keseceğiz bunu. Son olarak vermek istediğim bir bilgi var. Tabii ki onu vereceğim şimdi. Daha sonra da dikimlerini göstereceğim size. Şimdi bu şekilde ördük bu bacak kısmını. Ben aslında en son koyuyorum ama isterseniz siz ilk burada hani iç ilmeği ördükten sonra da koyabilirsiniz. Çünkü biraz zor olabiliyor. Şu şekilde önce göstereyim pardon. Şu şekilde yoğurt kapakları. Bu kova yoğurtların kapaklarını kullanıyorum ben genelde. Bunu bu şekilde yerleştiriyorum. Tabii ben bunu cımbız olabilir, makas olabilir. Onların yardımıyla buraya yerleştiriyorum. Dediğim gibi siz hani ilk ördüğünüz sıralarda da bunu yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar bunu tabii dikeceğiz. Dikerken dolduracağız. Orayı da göstereceğim ben size. Bu şekilde ayaklarımız olacak. Diğer dört ayağımızı da örelim. Sonra bu dikim işlemine geçelim. Evet arkadaşlar, ayaklarımızı bu şekilde ördük. Bu şekilde ayaklarımızı ördük. Bu şekilde kollarımız. Bundan iki tane, bundan dört tane ördük. Şimdi ben bunların dikimini size birer tanesini göstereceğim. Kollarımızı şu şekilde şuraya yerleştiriyoruz. Şu kısımdan denk gelen kısımdan şöyle. Şuradan batıyorum. Hemen şuradan şöyle. Buradan çıkıyorum. İpimiz takıldı burada. Şöyle biraz düzelteyim. Evet. Hemen şöyle bir sonrakinden batıyorum. Sonra çıktığımız yerden ve bir sonraki ilmekten. Yine tekrar bir sonraki ve çıktığımız ilmekten batıp bir diğerinden çıkıyorum. Yine aynı şekilde. Yine aynı şekilde. Daha sonra bunu ben şuradan istediğimiz bir noktadan alıyorum. Şöyle şuradan çıkıyorum. Yine buradan aynı şekilde. Her ilmeğe bir tane batarak şöyle karşılıklı olarak
Bu yan kısımdan dikiyorum. Ben bunu şu şekilde diktim arkadaşlar. Daha sonra buradan gezdirerek şu üst noktaya tekrar geldim. Orada bir düzenleme yaptım. Çünkü hani daha hoş görünmesini istediğim için şu şekilde gezdirerek şöyle şuradan geçireceğim. Şöyle koldan çıktım gördüğünüz gibi. Şimdi ben burada şu şekilde biraz sıkılayarak denk gelen kısma tutturdum. Ki hani burada biraz daha sıkı, hoş bir görüntü oluşsun istediğim için. Evet, şu şekilde yaptım. Şimdi artık buradan ipi gezdireceğim. Sağlam olması için. Bu kadar yeterlidir. Diğer kolumuzu da aynı şekilde bu tarafa dikiyoruz. Dediğim gibi şunu şöyle biraz düz tutturmaya çalışıyoruz. Şimdi bir tane ben ayak göstereyim dikimini. Ayaklar da istediğimiz şekilde dengeli olacak şekilde şu kısımlara, şu dört kısma dikiyoruz. Ben şuradan başlayayım. Hemen şuraya batıyorum. Bir ilmek. Sonra sıradakine batıp hemen bir yanından batıyorum. Şöyle sıradaki ve çıktığımız yerden şöyle biraz sıkılıyorum. Tekrar bir sonraki ilmek ve çıktığımız yerden batıp bir yanından yine aynı şekilde yapıyorum. Bu sefer bu tarafa dönüyorum. Yana doğru. Hemen bir sonraki batıyorum. Buradan çıkıyorum. Yine bir sonraki çıktığım yerden battım. Buradan geçtim. Şu şekilde çıktım. İpim bazen takılabiliyor. Şimdi bu noktada az bir kısım kaldı. O yüzden buraya biraz elyaf koyacağım. Şu şekilde elyaflarımı buraya yerleştiriyorum. Tabi biraz bu zor olacaktır. Şöyle bir cımbız kullanırsanız daha pratik olacaktır. Veya makas ucuyla da yapabilirsiniz aslında. Böyle bir cımbızınız yoksa eğer makas ucunu da kullanabilirsiniz. Ama böyle bir cımbızınız yoksa temin etmenizi tavsiye ederim. Hani böyle küçük şeylerde gerçekten çok işe yarıyor.
Şekilde dolduruyorum. Tabii şu içindeki plastiğimizi de düzgün yapalım. Şimdi buradan dikmeye devam ediyorum aynı şekilde. Sürekli bir o ilmekten bir öndeki ilmekten alıyorum. Şimdi ben bir sıra daha şu tarafa gideceğim. Çünkü biraz yatay durmamasını istediğim için. Şimdi yana doğru gidiyorum buradan. Hemen şu noktadan basacağım. Ben şuradan çıkacağım. Şurada eklem yerleri olur, dikiş yerleri. Oralarda istediğiniz gibi düzenleme yapabilirsiniz. Göz kararı. Mesela şurada bir boşluk oluşuyor. Orayı ben istediğim gibi kapatabiliyorum. Şu şekilde alacağım şu tersten. Yani burada ayağın düzgün durması önemli olan. Zaten biraz tabii elimizde şu deform vereceğiz şeysine. Kadar yeterlidir. Bunu keselim. Tabi bunu dediğim gibi düzelteceğiz şöyle. Yani tamamen içe yaparsak düzgün durmuyor arkadaşlar. Tamamen iç kısımda olursa çok düzgün durmuyor. Biraz içte biraz dışta şu şekilde. İsterseniz bir diğerinde ben dikmek istiyorum hemen. İpin katları ayrılıyor bir noktadan sonra. O yüzden iğneye geçirirken tamamı geçmesi gerek. Şöyle şu noktadan mı alıyorum? Bakın şuradan şöyle bakıyorum ortalama bir nokta. Yine aynı şekilde bir buradan alıyorum. Burada çıktığım noktadan alıp hemen yandan. Mümkün olduğunca ilmeklere batıyoruz burada. Dediğim gibi bir bu ilmekten bir tane bu ayaktan alıyorum. Şöyle göstereyim. Şuradan geçtim ayaktan. Şu çıktığımız yerden ve burada. Şimdi burada yine biraz dolduracağım. Bir parça elyaf alıyorum. Tekrar sıkılıyorum burada. Yine aynı şekilde bir ayaktan bir buradan alıyorum.
Her zaman çıktığımız noktadan batarak geçiş yapıyoruz. Ayakları zaten dediğim gibi elimizle düzelterek yön veriyoruz. Çünkü illaki elyaf dolgusu olduğu için. Bu kısmı gene o bitiş noktasını ben şu şekilde sabitliyorum. Şekilde bitiriyorum bunu da. Evet, bu ayağımız da bitti. Yani şu şekilde dediğim gibi düzeltme yapıyoruz. Şöyle ayaklarımız hazır arkadaşlar. Diğer kolunu da siz yine dikersiniz. Diğer ayakları da şu noktalara dikeceğiz yine. Çünkü çok öne dikersek geri yatabilir koltuğumuz. O yüzden kolunu dikerken de dediğim gibi şöyle biraz büzdüreceğiz. Biraz dik durması için. Buralara boncuk takacağız. Onu da göstereyim ben size. Evet arkadaşlar, ben şu şekilde boncuklar kullandım. Ve bunun için ince iğne kullandım. Çünkü boncuğumun bu kısımları, delik kısımları biraz dar. Kalın iğne geçmiyor. Ve bu lamiyanın iki katını aldım. Çünkü o da iğnemden geçmedi. Şimdi şurada mesela şu noktadan biraz daha odaklayayım. Şu noktadan geçtim. Şurada şu kısımdan çıkıyorum. Şöyle boncuğumu takıyorum. Hemen bir yanından şuradan batıyorum. Yine aynı delikten çıkacağım arkadan. Çünkü orada bağlayıp içine gömeceğiz. Ben aynı delikten çıkmaya çalışacağım şimdi. Hala deliği bulamadım ama aynı delikten olması önemli çünkü hani içine iteceğiz ipi. Bu da biraz sivri uçlu bir iğne. Şekilde çıktım. Bunu şu noktada şöyle biraz düzeltiyorum. Buradan bunu sıkılayıp düğüm atacağım. Şekilde düğümümü attım. 3 kez. İsterseniz daha fazla da olabilir. Düğümümüzü attıktan sonra bunu kesiyorum. Sonra şunu buradan içine itiyorum. Şu şekilde boncuğumuzu takmış oluyoruz. Zaten diğerini de aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Diğerini de aynı şekilde takabilirsiniz. Buradan tek ilmek içinden gireceğiz. Aynı ilmek içinden çıkacağız. Ama burada şu bir bu taraftan bir de bu taraftan. Yani boncuğunuzun boyutuna göre değişir. Belki bir ilmek yandan bir ilmek sondan olabilir. Daha büyük boncuk kullanırsanız mesela. Ona göre ayarlamasını yaparsınız. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Kırlent örmüştük. Şöyle küçük bir kırlentimiz vardı. Eğer bunu da yapmamı isterseniz yorumlara belirtirseniz bir sonraki videomuzda da bunu yaparız. Hatta bu koltuğumuza uygun yeşilimizden yaparız bunu da. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.